16 sene aranın ardından müziğe dönmesini 2021 yılında çıkardığı albümle taçlandıran, şimdilerde Avrupa turnesine hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, sahne öncesi heyecanını paylaştı. Uzun yıllar sonra Avrupa'ya gideceğim için heyecanlıyım. Galiba 18 ve 19 yıl oldu gitmeyeli. Avrupa konserleri çok başka oluyor. Özellikle orada yaşayan insanlar müziğe çok değer veriyorlar. En son gittiğim turnede inanın çok güzel bir turneydi. Hala unutamadım ben. Kırmızıgül Avrupa turnesine tüm ekibiyle çıkacağını belirtirken bu konuda bazı meslektaşlarını eleştirdi. Bu arada bizim bütün ekip normalde Avrupa turnesine ve Avrupa konserine giden birçok sanatçı dostum var ama giderken az yanında ekip götürüyorlar. Hatta sazları götürmeyen dostlarımız da var ama ben prensip olarak yıllardır hep ekibimi yanımda götürürüm. Biz 40 kişilik bir ekibiz. Müziğe döndükten sonra sahne çalışmalarına yoğunluk veren Kırmızıgül, gelen ilgiden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Burada da 2 gün sonra sahnem var mesela. Şimdiden yer yok. Ben de onları özledim. Onlar da beni çok özlemişler. Bir de dediğim gibi çok değerli bir izleyici var şu anda. Çok kaliteli bir izleyici var Türkiye'de. Özellikle bu gece işinde. Mahsun Kırmızıgül sahneleri bırakma sebebini ilk kez içtenlikle açıkladı. Seyircinin kalitesiz olduğundan da dem vurdu. Benim o bıraktığım yıllarda gece yaşantısında gece çıkan insanlar, hani benim şarkı söyleyeceğim insanlar, vallahi inan bana değillerdi bazıları. Çok az bir kısmım vardı ki onlar beni üzüyordu. Çünkü dünyanın her yerinde sanatçıya saygı duyuyor. Geçen zamanda dinleyici kitlesinin değişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. O yıllarda öyle değildi ve ben ondan dolayı o mikrofonu bıraktım elimden. Ama şimdi öyle değil. Herkes ailesiyle, annesiyle, eşiyle, çocuklar geliyor bizleri izlemeye. O kadar mutluyum ki yıllar sonra ülkemiz bu seviyeye gelmiş demek ki ve bu çok sevindirici. Son yıllarda sosyal medyada dikkat çekmek için sahneye nesne fırlatma çılgınlığı başladı. Çoğu zaman sahnedeki sanatçının yaralanmasına yol açacak eşyaların fırlatılması karşısında Mahsun Kırmızıgül şaşkınlığını gizleyemedi. Ağzım açta kaldı oğlum, böyle bir şey hiç duymadım ya. Yok gerçekten o öyle var. Evet. Birçok sanatçının başına geldi yani. Güzel bir şey değil. Ne var ki yorumuyla bu talihsiz anları yaşayan meslektaşlarını kızdıracak gibiydi. Türkiye'de sanatçı olan insanları daha bu hakaretin yapıldığını ben görmedim, duymadım. Yani bunu getirip de bir Ferdi Tayfur'a, evet, ne bileyim bir Zeki Müren'e, yani geçmişte yaşayan, günümüzde yaşayan çok değerli sanatçılar var bu ülkede. Ben bu insanlara izleyicinin saygısının olduğunu çok iyi biliyorum ve ben de görüyorum bunu, yaşıyorum da bunu. Ya belki de daha kat edecek mesafeleri var arkadaşların. Kırmızıgül günümüz rekabet ortamını da yorumladı. Tabii şimdi fizik satışlar bittikten sonra rekabet edecek bir ortam yok. Yani burada kimin seyrettiğine, kimin seyrettiğine dair veya şimdi orada hakim olan 10 yaşla 20 yaş arası çocuklar. Benim kızım 7 yaşında şu anda, akşama kadar video izliyor. Şimdi benim kızım hangi sanatçının iyi olmadığına karar verebilecek yaşta değil. Mahsun Kırmızıgül kendi çocuklarının üzerinden verdiği örnekle gençlerden ümitli olduğunu söyledi. Z kuşağı alfa kuşağına öğretebilir birçok şeyi. En azından kendi kültürünü, kendi müziklerini, özenti olmadan bir şeylere sahip çıkmayı öğretebilir. Ve bence de insanlar iyi sesleri fark edecekler, bulacaklar onu, bulurlar. Çünkü ben bunu oğlumda da yaşadım. Oğlum da bir zamanlar işte Eminem dinliyordu. Arkasından birçok değerli sanatçıyı da yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Şimdi Neşet Ertaş dinliyor, Mahsun Şerit dinliyor, Cem Karaca dinliyor. Geçtiğimiz yıl kızının annesi Ece Binay'dan boşanan Mahsun Kırmızıgül'ün özel hayatındaki son durumlar da merak edildi. Bir babanın kızına olan büyük aşkı dile geldi. Çok seviyorum. İnanılmaz derecede tutkuyla kızınızdan ona bağlıyorum. Evet, çocuklar. Cidden dünyanın en güzel, en saf sevgisi bu. Günde dünya kızı çocukları günüyle. Evet, yani onunla aramızda inanılmaz bir aşk var. Ve onu galiba hayatımın sonuna kadar hiçbir aşka değişemeyeceğim bir aşk var şu hayatımda. Onu da kızım benim. Her şeyim sensin, sensin, her şeyim.